Merhabalar canım öğrencilerim. Cebirsel ifadeler dersiyle karşınızdayım. Birinci dönem sorumlu olduğunuz son konu cebirsel ifadelerdir arkadaşlar. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunda neyi göreceğiz arkadaşlar? Basit cebirsel ifadeleri anlayar ve farklı biçimde yazmayı, cebirsel ifadelerin çarpımını yapmayı, özdeşlikleri modellerle açıklamayı, cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırmayla son noktayı koyacağız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen dersimize. Evet arkadaşlar, geometrik şekil ve cisimlerin çevre uzunluklarını, alanlarını ve hacimlerini bulmak için kullandığımız formüller aslında birer cebirsel ifadedir. Cebirsel ifadelerde en çok kullanılan değişken x'tir. Fakat yapılan işlemler arasında çarpma işleminin sembolü olan çarpım sembolüyle x karışmasın diye çarpma işlemini nokta sembolüyle ifade ediyoruz. Matematikte bilinmeyen simgesi x'tir arkadaşlar. Bu harfin kökeni Arapça şey kelimesine dayanır. Daha sonra İspanyolcaya çevrilen cebir kaynaklarında xi olarak kullanılan ifade x olarak kısaltılmıştır. Ve cebirde bilinmeyen yerine en çok kullanılan simge olmuştur. Bu ön bilgiden sonra asıl konumuza geçelim. Evet arkadaşlar. İçinde en az bir ne olacak arkadaşlar? Bilinmeyen. İçinde en az bir bilinmeyen. Ve bir işlem. Bir işlem olacak. Bununla ifadelere cebirsel ifade denir. Cebirsel ifade denir. Değişken ile çarpım durumunda olan sayıya katsayı denir arkadaşlar. Katsayı. Burada buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci terim diyeceğiz. Buradaki ifade nedir? İkinci terim. Üçüncü terim olarak söyleyebiliriz. Artı, yani şuradaki ifadeyle eksiyle birbirinden ayrılan ifadelere de ne dedik? Terim adı verilir arkadaşlar. Cebirsel ifadede kullanılan x, y gibi harflere ne diyeceğiz? Değişken ya da ne diyeceğiz arkadaşlar başka bir isimle? Bilinmeyen adı verilir. Değişken içermeyen terimlere ne diyeceğiz arkadaşlar? Sabit terim denir. Burada sabit terim de katsayı olarak arkadaşlar katsayı olarak kabul edilir. Evet arkadaşlar, uygulamamıza geldi. Terim sayısı dediği zaman buradaki ifadeler nedir? 2x eksi 3. 2 tane olduğu için terim sayımız 2'dir. Terimler 2x ve eksi 3'tür. Bunları görün diyerek açalım. Değişkenler kimdir? X'tir. Sabit terim eksi 3'tür. Katsayılar kim? 2 ve eksi 3'tür. Katsayılar toplamı 2 artı eksi 3 eksi 1'dir sonucu. Terim sayısı kaçtır? 2x kare artı 3x eksi 5 olduğu için 3. Terimleri 2x kare artı 3x eksi 5. Değişkenler sadece x kare olmasının hiçbir önemi yok. Sabit terim eksi 5. Katsayıları kimdi arkadaşlar? 2, 3, eksi 5. Eksi işaretini özellikle alıyoruz. Katsayılar toplamı kaçtır arkadaşlar? Bunlar topladığımız zaman 0 yapacaktır. Terim sayısına baktığım zaman arkadaşlar 5x eksi 3y eksi 4. Buradaki terim sayısı 3'tür. Terimleri kimdir? 5x eksi 3y eksi 4 ifadesinin terimlere baktığımız zaman kim? Terimleri 3 tane vardır değil mi? 5x eksi 3y eksi 4. Değişkenleri x ve y'dir burada farklı olarak. Sabit terim kimdir? Eksi 4. Katsayıları kimdir arkadaşlar? Katsayılar burada 5 eksi 3 eksi 4'tür. Katsayılar toplamı nedir arkadaşlar? 5 eksi 3 eksi 4'ü topladığımız zaman eksi 7 sonuç eksi 2 yapacaktır. Evet. Gelelim buraya. Arkadaşlar artı ve eksi işlemleri yapılabilir. İşlemi yapılabilir dediği yere baktığım zaman şurada artı eksi ne demektir? Değişkeni. Evet arkadaşlar. Değişkeni ve
Değişkenin kuvveti. Değişkenin kuvveti. Aynı olan terimlere benzer terim denir. Benzer terim denir. Bunlar benzer terimler arasında arkadaşlar ne yapacağız? Benzer terimler arasında toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilir. 3x ve 5x. Değişken aynı mı? Aynı. Değişkenin kuvveti aynı mı? Aynı. Birinci derecede. Dolayısıyla bu ikisi arasında toplama yapılabilir. 8x. Değişkene baktım. A. Her ikisinden aldık. Değişkenin kuvvetleri aynı mı? Aynı. Birinci derecede. İşlem yaptık. 5A şeklinde sonuca ulaşırız. En sade şekilde yazmak demek, benzer terimler arasında toplama veya çıkarma işlemlerini yapmak demektir. Yukarıdaki örneği tekrar ele alırsak arkadaşlar, buradaki 3x artı 5x ifadesinin en sade hali, bu ifadenin arasında toplama işlemi olduğu için 8x olarak bulunur. Evet arkadaşlar, buradaki örneğe baktığınız zaman benzer terimler hangileriydi arkadaşlar? Değişkenin ve değişken kuvveti. Bakın değişkenler hep aynı ama değişkenin kuvveti kim? 5x kare ikinci derece. Bu ikisini ifade işlemi aldığım zaman aradaki işaret eksi olduğu için 5x kare eksi 2x kare ne yapar? Elimizde 3x karelik bir sonuç oluşur. Peki diğeri kim? 3x. Buna da şu şekilde çizgi koyalım. 3x eksi x de ifade aldığım zaman sonuç ne olacak? 2x olarak buluruz. X kare eksi 3x artı 5x eksi y ifadesi verilmiş. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Bunun önündeki eğer eksi olmuş olsaydı parantezi dağıtarak işlemi yapın. Burası ne yapacağız? Önce dağıtmış olduğunu gösterelim. Artı 5x eksi 7 olduğunu düşünürsek. X kare başka var mı? Yok. 5x eksi 3x var. Ne yapacak? İşlem yaptık. Çıkarma işlemi 2x oldu. Sonuç eksi 7 yaptı. Buraya geldik. Bakın biraz önceki söylediğim ifade eksi içeriye dağıtın. Eksi 3 eksi b. Burada işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar 8'den eksi 3 çıktığı zaman kaç yapar? 5. Buradaki eksi 4b eksi b ifadesi var. Ne yapacağız? Toplam işlemi eksi 5b yapacak arkadaşlar. Pardon. Eksi 5b tamam doğru. Ha buradan bazen şöyle yapılabilir kaynaklar. Buradaki ifadeyi ne yapar? Eksi 5b'yi artı 5 şeklinde yazabilir. Buraya baktığım zaman 9a kare 12 eksi 12 ab. Arkadaşlar burada sizi aldatmasın. Eksi 4 ab çarpmanın değişme özelliği vardır. Ya da fark etmez 12 b a şeklinde yazabiliriz. İşaretler aynı olduğu için 9a karede bir işlem yapamadım. İşaretler aynı olduğu için toplama işlemi yapıyorum. Eksi 16 ab şeklinde yazabilirim. Buraya geldik. Yine aynı şekilde var. Hatta burayı da ben farklı olarak yazayım. Burası ne yapar? 4 b a yapar. 4BA'dan eksi 2AB BA çıktığı zaman ne yapar? 2BA yapar. Eksi 3 ile 4 kendi arasına benzer işlem yaptığım zaman ne yaptı? 1 yaptı. 3C kare. 3C kareden bir tane olduğu için yazdım hemen direktman. Burası eksi içeriye de attım. Eksi 7C artı 14 yaptı. Eksi 7C artı 6C var. Eksi C artı 14 yaptı. Evet arkadaşlar. 3A kare B ifadesine baktığım zaman dikkat. Göz yanılgısı olmasın. Bu ifadeyle bu ifade birbirine farklı. Şunu da düzenlersem buna. Eksi a kare b şeklinde. Buradaki benzer olan kim? Eksi 2 a kare b ile 3 a kare b benzer. Bunda işlem yaptığımız zaman kaç yapar arkadaşlar? A kare b kalır. Burada kim var? Artı 3 a b kare. Buradaki ifadeye baktığımız zaman 4 y kare artı 6 x y eksi 2y eksi x kare ifadesinde dedik ki içeriye önce dağıtalım. Dağıttık. 2y x eksi eksi çarptım. Artı x kare yaptı. Şimdi burada düzenlersek gerekli olanları x kareden bir tane var. Artı 4y kare. Burada y değişikliği yapabiliyorduk. Nasıl yapabiliyorduk? Eksi 2y xy şeklinde yazabiliyorduk. Buradaki ifadeye baktığım zaman eksi 2y x y şeklinde yazdığım zaman burası ne olacak arkadaşlar? 6 eksi 2 x y 6 x y eksi 2 x y ifade aldığım zaman ne olacak? 4 x y olacak artı 4 x y şeklinde buranın
en son halini, en sade halini yapmış oluruz. Arkadaşlar, fazlası dendiği zaman toplama anlayacağız. Fazlası dendiği zaman toplama, yani artıyı anlayacağız, toplayacağız. Eksi dediği zaman çıkaracağız. Katı dediği zaman çarpacağız. Yarısı dediği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada yarısı dediği zaman 1 bölü 2'sini almak, yani ya da 2'ye bölmektir. 2 bölü 3'ü dediği zaman da ne yapacağız? 2 bölü 3 ile çarpmak demektir arkadaşlar. Evet, buradaki ifadelere baktığımız zaman arkadaşlar, bir sayının 4 fazlası denir. Bu sayı hangisidir? X'tir. X'in 4 fazlası X artı 4'tür. Ahmet'in parasının 5 lira eksiği, Ahmet'in parasını X dersek ya da A dersek A eksi 5. Sinan'ın birbirlerinin 3 eksinin 2 katı. Sinan'ın 3 eksiğini, bakın 3 eksiği önce olacak, daha sonra 2 katı şeklinde işlem yapacağız. Burası bizim için önemlidir. Furkan'ın aldığı notun 4 katının 10 eksiği. Furkan'ın notunun 4 katının 10 eksiği. Bunları daha sonra düzenleyebiliriz, ilk an yazdıktan sonra. Aşağıdaki verilen ifadeler uygun sözel ifadeleri yazınız demiş. Bir sayının ne diyeceğiz? 7 eksi diyeceğiz. Bir sayının 2 katının 3 eksi, bir sayının 5 eksinin 4 fazlası, 4 katı, bir sayının 5 fazlası şeklinde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, x ile x'i çarptığımız zaman üst ifadelerde biz neyi görmüştük arkadaşlar? Sayılar görmüştük. 2 ile 2'yi çarptığımız zaman bu neydi? 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazıyorduk. Burada da aynı mantık. Buradaki birinci kuvvetler var. X ile x'i çarptığımız zaman sonuç x kare yapacak. Tabanlar aynı olduğunda, evet arkadaşlar, tabanlar aynı olduğunda ne yapıyoruz? Üstleri topluyoruz arkadaşlar. Üstler toplanır. Burada 1 vardı. Buranın üstü ne olacak? 3 olacak. Burada 2 ile 2 vardı. Sonuç ne olacak? 4 olacak. A kare çarpı B ifadesine baktığımız zaman tabanlar aynı değilse, arkadaşlar tabanlar aynı olacak diye bir kaide kural yok. Tabanlar aynı değilse ne yapacağız? Bu ifade aynen kalacak. A kare B şeklinde. Buradaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar kat sayıları çarptım. 3 ile 2 çarptım. 6. Daha sonra değişkenleri çarp. Değişkenleri çarptığımız zaman kendileri çarp. Ve yan yana yaz. Değişkenleri çarptık. AB şeklinde yazmış olduk. Evet arkadaşlar, buraya baktığımız zaman eşitliklerini bulunuz demiş. Önce kat sayıları çarpıyorum. 4 ile 3'ü çarptım. 12 eksi 2 ile çarptım. Ne yapar? Eksi 24 xy yapacak. Değil mi arkadaşlar? BC 2B C kare çarpı B var. Burada BB'yi çarptım. 3 tane B var. B küp yapacak. Kat sayı 2 var. Önce onu yazdım. B küpü yazdım. B küpten sonra kim var? C ve C kare var. C küp yapacak. Buraya baktığımız zaman eksi ile eksiyi çarptım. Artı yaptı. 3 ile 2'yi çarptım. 6 yaptı. X kare x küp şeklinde ifade oluşmuş oldu. 6x küp. Evet, buraya geldik. Eksi x'e çarptım. Artı 6 a b yaptı. 1, 2, 3. 3 tane var a küp. 3 tane de z var z küp şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Buraya baktığımız zaman 5 a kare çarpı b kare, b küp pardon. Y, buraya baktığım zaman y, eksi 3 ile eksi 2 çarptım, ne yaptı? Artı 6 yaptı. 3, 2, y kare burada vardı. Bir de oradan gelecek. Y küp şeklinde sonuca ulaşmış olduk. Eksi 3 y kare x eksi x ifadesine baktığımız zaman buradaki ifadeyle ne yapacağız arkadaşlar? Artı oldu. X kare gelecek. 3'ü de başa yazarsak 3 x kare y kare şeklinde bir ifade oluşmuş oldu. Sonuncuya geldik. 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6 x y kare z küp şeklinde sonuca ulaşmış oluruz. Evet arkadaşlar, çarpma işlemini, toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini ilkokul yıllarımızdan beri görüyoruz. Burada tekrar karşımıza geldi. Ama burada ne var? Bilinmeyen var, değişken var. X'i içeri teker teker dağıttım. X ile x'i çarptım. X çarpı x. Birinci dağılım. X ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3x. X ile x'i çarptığım zaman ne yapıyordu? X kare eksi 3x şeklinde sonucu bulmuş oluyorduk.
Eksi tablo oluşturarak bu çarpma işlemini yapabiliriz. Bu nasıl oluyor? Bazen sorularda denk gelebilir. Çarpımı buraya yazdık. X'i yazdık. Eksi 3'ü yazdık. Tek satırda çarpılacak olan kim var? X. X ile x'i çarptım. X. X ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3'ü çarpı x. Sonuç x kare eksi 3x olarak bulunacaktır. İfademizi bir aşama daha büyütelim. Burada ne yapıyorduk? Tek terim vardı. Burada 2, burada da 2 terim şeklinde oluştu bu sefer. X ile 2x'i çarptım. X çarpı ne oldu? X çarpı 2x oldu. X ile eksi 3'ü çarptım. X çarpı eksi 3 oldu. Birinci dağılım bitti. İkinci dağılıma baktığım zaman 1 ile 2x'i çarptım. 1 ile eksi 3x'i çarptım. Ve bunları düzenlediğim zaman. Evet arkadaşlar, ne yapacak? 2x kare gelecek burada. Eksi. Buradaki ifadede ne olacak arkadaşlar? Kim yer alacak? Burada 3x, bakın. Burada hocam ne? Eksi 3x yer alacak. Burada kim var? Artı 2x var. Bu işlemi aldığımız zaman benzer terimler arasında çıkarma işlemi yaparız. Eksi x gelir. Değil mi arkadaşlar? Burada eksi x oldu. Eksi 3 var. Bu oranın sonucunda da bu işlemi yapmış olduk. İlk parantezin içindeki her terim ayrı ayrı ikinci parantezdeki terimlerle dağılma özelliğiyle çarpılacak. Çarpım sonucu benzer terim varsa toplama ve çıkarma işlemi yaparak en sade halini yazmamız gerecek. Bu en sade halidir. Tablo oluşturarak çarpma ise bir önceki yapmış olduğumuz örneğe benzer şekilde 2x-3'ü yukarıya yazdım. X artı 1'i yazdım. Burayı teker teker çarptım. Daha sonra 1 ile çarptım teker teker. Daha sonra ne yaptık? Topladığımız zaman bu sonucu yine aynı şekilde elde ederiz. Hemen bir örnek yaparsak arkadaşlar. Buraya ne olsun? Farklı bir şey olsun. İçinde eksilisi olsun. Öğrencinin en çok karıştırdı. Eksi 3 D eksi 2 çarpı 2 D eksi 3 ifadesini söyleyelim. Ne yapacağız? Teker teker dağıtacağız. Burası ne yapacak? Eksi 6 D kare yapacak arkadaşlar. İçeriye dağıttığımız zaman artı 9 D yapacak. Buradaki ifadeyle işleme devam edersek eksi 4D yapacak. Yine buradaki ifadeyle eksi ile eksi çarptım, ne yaptı? Artı 6 yaptı. Düzenlersen benzer terimleri. Eksi 6D kare artı 9D'den 4D çıktı. 5D. 5D artı 6 olarak sonucu bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, modelleme yaparak da cebirsel ifadelerin çarpımını bulabiliriz. Buradaki x karenin her bir kenarı neydi arkadaşlar? X'in uzun kenarı birbirine eşittir, değil mi? X'in uzun kenarı da birbirine eşittir. Şu kısım. X'in kısa kenarı ile 1'in her kenarı birbirine eşittir. Burada modelleme yaparsak x artı 1'i elde edeceğiz önce. X, burada x var. Alta bir parçalık bir sütunu ilave ettim. Şu kısım gördüğünüz gibi. Burası ne oldu? X artı 1 oldu. Yukarısını 2x artı 1 yapmam için 2x'lik bir kare elde ettim. Bu kısmı. Daha sonra ne yaptım? Artı 1'lik 2 tane parça ilave ettim. Sonuç olarak 2x artı 2 yaptı. Birinci ve ikinci çarpanı modelleri kenar uzunluklarından yer alarak dikdörtgensel bölgenin kenar uzunluklarını oluşturduk. Oluşan kenar modellerinden paraleller çizerek çarpım sonucunu taslağın ortaya çıkardık. Oluşan bölgeleri isimlendirip yazıyoruz diye. Buradaki ifadeye baktığımız zaman kaç tane x kare var? 2x kare var. Kaç tane x var? 2 tane burada var. 2 tane burada. 4x artı 2 şeklinde sonucu buluruz. Başka ne yapıyorduk? Biz bunu teker teker çarparak da bulmuş oluyorduk. Modellemelerde karşımıza soru olarak gelebilir. Evet arkadaşlar, cebirsel ifade ve çarpma sonucunu modelleyerek bulunuz diyor. Modelleme işlemine uygun olarak ben buradaki ifadeye baktığım zaman şöyle bir şey yapacağım. Görseli açtığımız zaman x buradaki ifade ne yapacak? X artı 1. X artı 1'i ben burada elde ettim mi arkadaşlar? Elde ettim. Burada kim var? 3'te 3x artı 2 var. 3x artı 2
3 tane x artı 2 şeklinde elde ettik mi? Elde ettik. Buradaki alanlar buldu. x kare 3x kare yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 5x yaptı. Artı 2 şeklinde sonucu bulmuş oldu. Buna baktığımız zaman arkadaşlar x var. Burası x. 3 tane x var. x. Artı 2 var. Artı 1'lik, 2'lik, parçaylık ilave ettim. Buranın alanı ne yapacak? x kare. x, 3x kare artı 2x şeklinde buluruz. Hocam ben bundan tatmin olmadım derseniz bazı sorularda bu şekilde içeriye de dağıtabilirsiniz. X ne yapacak arkadaşlar? X ve buradaki kalemde bir sıkıntı oldu. Şöyle yapalım. Farklısına geçelim. 3x kare içeriye dağıttım. Artı dağıttığım zaman ne yapacak? 2x şeklinde sonucu bulmuş olacağım. İkinci örneğe baktığımız zaman şuradaki örneğe x artı 3, 2x artı. O zaman ben ne yapacağım? Bu eksende x artı 3'lük bir parça elde edeceğim. X 3'lük parçayı ilave ettim. Burası 2x artı 2 tane x artı 2 ilave ettim. Burası ne oldu arkadaşlar? Yuvarlak içinde x kare. Ben buradaki ifadeleri toparlıyorum. 2 tane x kare. 1, 2, 3, 6 oldu değil mi? 2 tane de burada var. 8x artı 6 şeklinde olan bir ifade sonucunda ne oldu? 2x kare artı 8x artı 6 şeklinde bir ifadeye dönüşmüş oldu. Buradakine baktığımız zaman 2x. Burası 2x. Fix. X artı 3. Burası x. 3 parçalık ilave ettik. Ne olacak? x kare. Buradaki 6 tane x var. 2x kare 6, 6x olarak sonucu bulmuş. Arkadaşlar yatay ve dikeydeki modellerin uzunluklarını bularak modellerin hangi cebirsel ifadelerin çarpımı olduğunu da kolaylıkla bulabiliriz. Hemen örnek olarak verelim. Buradaki ifadeye baktığınız zaman arkadaşlar burası neydi? X'ti. Burası birlik bir parçaydı. 1'di. Buranın toplamı ne yapacak? X artı 2 yapacak. Burası x'ti. Burası 1, 1, 1 şeklindeydi. O halde buranın toplamı ne yapacak? X artı 3'tü. Buradaki ifadeyi de o zaman x artı 2 ile x artı 3'ün çarpımına eşittir bu ifade. Hemen buraya baktım. X. Burası 1. X, 1, 1 şeklinde. Buraya baktığım zaman x artı 1 ile 2x artı 2'nin çarpımı şeklindedir. Burada ise kaç yapacak? X artı 4. 1, 1. X artı 2. Bu hangi ifadenin çarpımı? X artı 2 ile x artı 4'ün çarpımıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya baktığımız zaman içeriye dağıtırsak ne yapıyordu arkadaşlar? İçeriye dağıttım. Burası ne yapar? 2x kare. Burası ne oldu? Eksi x. 2x kare. 2x kare. Eksi 2x kare. Eksi x. Şurada. Eksi 6x artı 3. Burayı toparladığım zaman arkadaşlar ne olacak? 2x kare eksi x eksi 7x artı 3 yaptı. Burada 2x kareler artı 3'ler olduğuna eksi 5x varsa o zaman buraya ne yazacak? Eksi 2x gelmesi lazımdır. Burayı içeriye dağıttığım zaman arkadaşlar y kare artı 5y artı 5y artı 25 yapar. Buradaki düzenlediğimiz zaman y kare artı 10y artı 25. Burada eksik olanlara bakarsak y kare var. Y kare ile bir işim yok. Burada kim var? 5y var. Burada 10y var. Burası eksi olduğu için buraya ne yazacağım? Eksi 5y yazacağım. 25 olduğu için burasına ne yazacağım? Tekrar eksi 5 olarak ifadeyi yerleştirmiş olacağız. Çünkü içeriye dağıttığım zaman artı 5y yapacak. Artı 5 ile topladığım zaman y kare artı 10y artı 25 ifade verecek. Buraya baktığım zaman arkadaşlar burayı içeriye dağıtırsak ne yapar?
3 a kare ama kim var? Eksi var. Artı 9a eksi 2a artı 6 yapar burası. Buradaki ifadeye baktığım zaman arkadaşlar eksi 2 kare var. O zaman buraya ben ne yapacağım? Eksi a kare ilave ettim. 9a var. Burada 7a var. Artı 2 ilave ettim. Sonuçta burayı düzenlediğiniz zaman kaç yapacak arkadaşlar? Şurası da 7a yapıyor. O zaman bir problemimiz yok. Bu geri kalanıyla da bu işlem çözülmüş oldu. Geldik buraya dağıttım. 2b kare yaptı. Tekrar dağıttım. Eksi 6b yaptı. Tekrar dağıttım. Eksi 2b yaptı. Tekrar dağıttım. Artı 6 yaptı. Burada 2b kare var. O halde benim buraya yazacağım ifadede kim kalacak? 1b kare kalacak değil mi? 2b kare olduğu için elde edebilme için. Eksi 6b. Bu ikisini işlem aldığım zaman 8b yaptı. Burada kaç var? Eksi 3b yazdım. Artı 6'da zaten bir problem yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki ifadeye baktığınız zaman bir kare olduğu için 2x burası da ne yapacak? 2x eksi 2'dir. Buradaki ifadeyi ne yapacağım? Teker teker cebirsel olacak bulacağım. 2x eksi 2 çarpı 2x eksi 2. İçeriye dağıttığım zaman arkadaşlar ne yapacak? 4x kare eksi 4x eksi 4x artı 4. Buradaki düzenlemeyi yaparsam 4x kare eksi 8x artı 4 şeklinde sonucu bulmuş olduk. Buraya baktığın zaman arkadaşlar burada ne var? Evet. Biz teknik problem oldu. Olabilir bazen. Buradaki ifadeye baktığım zaman kim var? X artı 2 çarpı 2x artı 5. Burayı dağıttığım zaman ne yapacak? Eşittir 2x kare artı 10x. Burayı çarptığım zaman artı 4x artı 20. Şey 10 pardon. Düzenlersem burası ne olur? 2x kare artı 14x artı 10 şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Burada bir hatamız var mı? Bakalım tekrar kontrol edelim. Zihnim bir an daldı. 2x kare doğru. Artı 5x. Burası 10x değil 5x. Burası da ne olacak? 9x yapacak arkadaşlar. Hemen buradaki ifadeye bakalım. 5x eksi 1 çarpı kim? 2x eksi 1. Çarptığım zaman burası ne olacak arkadaşlar? 10x eksi 5x eksi 2x artı 1. Buraya devam ettiğim zaman 10x eksi 10 bura kareydi pardon. Eksi 7x artı 1 şeklinde sonuca ulaşırız. Cebirsel ifadeler içeren problemi çözerken verilen cebirsel ifadeler yerine doğal sayı düşünüp hangi işlemin yapılması gerektiğini bulup sonra cebirsel ifadelerde aynı işlemleri uygulayarak sonuca ulaşabilirsiniz. Evet, Mesut 2x gün boyunca günde x artı 3 sayfa daha sayfa daha sonraki x gün boyunca da günde x eksi 3 sayfa kitap okumuştur. Mesut toplam kaç sayfa kitap okumuştur tarzında bir soru var. İlk gün kaç sayfa kitap okuyor arkadaşlar? İlk gün okuduğu kitap 2x çarpı x artı 3. Daha sonraki gün x çarpı kim okuyor? X eksi 3 sayfa kitap okuyor. Toplam kaç sayfa kitap okumuştur diyor. Cebirsel ifadeyi yapıyorum. 2x kare artı 6x artı x kare eksi 3x. Düzenlersem burası ne yapar? 3x kare artı 3x şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Bir bakkal kilogramını 2x eksi 3 TL'den aldı şekere.
kilogram başı x artı 5 TL kar ekliyor. Buna göre bakkal 3x kilogram şekerin satışından kaç TL kar elde eder? (2x-3) yazdık. Artı kilogram başına x artı 5 TL kar koyuyor. Bunu ben topladığım zaman ne yapar? 3x artı 2 karlı fiyat. Karlı fiyat. 3x artı 2. Buradaki ifadeye baktığınız zaman o halde bana diyor ki 3x artı 2 ifadesini 3x kilogram olarak satarsam 3x artı 2 kilogramda sonuç ne olacak? 9x kare artı 6x olarak sonucu bulmuş oluruz. Mine tanesini A artı 5 TL olan silgiden 3 tane. Hemen hesaplayalım. 3 çarpı ne yapacak arkadaşlar? Hemen hesapladığım zaman 3 çarpı A artı 5 lira. Artı 2A eksi 5. Artı 2A eksi 5 liradan da kaç tane kalem alıyor? 4 tane kalem alıyor. Burada işlemleri yaparsak 3A artı 15 artı 8A eksi 20. Düzenlersen burası ne yapar? 11A 15 eksi 5 olarak çıkar ki sonuç 11A eksi 5. Peki 20A verdiyse para olarak para üstü kaç lira alır diyor. 20A'dan da şuraya yapalım. 20A'dan da eksi 11A artı 5 yapar. Eksi içeri dağıttım çünkü. Burası ne yapar? 9A artı 5 TL istenilen sorunun cevabıdır. 4'e baktık arkadaşlar. 4. soruda bir şehirde taksiler için açılış ücreti 3x. Kilometre başı alınan ücret ise 3x artı 2'dir. Buna göre şehirde 4 kilometre yol. Arkadaşlar burada 3x verilmiş mi? Verilmiş. Taksiyle yol alıyorsun. 4 kilometre yol gidiyorsun. 3x artı 2 ifadesi yazılır. Burada gerekli işlemleri yaparsak 3x artı 12x artı 8 değil mi arkadaşlar? Topladığımız zaman kaç yapacak? 15x artı 8 olarak sonucu buluruz. Toplam 15x artı 8 TL öder. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.